Değerli izleyicilerimiz, iki kıta arasında programımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bugün programımızda saygıdeğer hocam, Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dil Edebiyatı öğretim üyesi Doçent Doktor Gülgün Yazıcı misafirim. Kendisiyle Mesnevi ve Mevlana üzerine güzel bir sohbet gerçekleştireceğiz. Hocam hoş geldiniz. İlk olarak programımıza teşrif ettiğiniz için, davetimizi kabul edip icabet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Hocam programımıza konuşmak için birkaç konu başlığı belirledik. Mevlana, Mesnevi, Mesnevi'nin Türkiye'ye, Selçuklulara ve Osmanlılara etkisi, Avrupa'da şu anda yayılması, etkisi, bunları konuşacağız ama ilk olarak bunların hepsinin belki kurucusu olan Mevlana ile başlamak istiyorum. Mevlana kimdir? Bize Mevlana'yı anlatır mısınız? Neler söylersiniz? Mevlana büyük bir derya tabii. Ne kadar anlatabiliriz bilmiyorum ama önce tarihin şahsiyetini belki tanımlamak lazım. Mevlana 13. yüzyılda yetişmiş çok önemli bir mutasavvuf, bir Müslüman Türk mutasavvufu, bir Müslüman Türk alimi. Pek çok yönü var aslında, çok yönlü bir şahsiyet, bir alim, din alimi, bir fakih yani fıkıh alimi, bir müderris aynı zamanda. Bunun yanı sıra tasavvuf birikimi var. Hem babasından hem hocası Seyyid Burhanettin Tirmizi'den almış olduğu bir tasavvuf eğitimi var. Dolayısıyla bir mutasavvuf aynı zamanda. Mevlana ile ilgili çok farklı tanımlar var biliyorsunuz. Farklı farklı Mevlana profilleriyle karşılaşıyoruz. Ama bütün bunların içerisinde zannediyorum vurgulamamız gereken şeyler öncelikle bunlar. İslam dışı, tasavvuf dışı bir tanım içerisine sokamayız Mevlana'yı. Bir Müslüman, bir Türk mutasavvuf olarak ilk önce tanımlamak en doğrusu. Özür dilerim. Bizim için hocam Mevlana şu anda toplumumuzda tanındığı kadarıyla en çok öne çıkan özelliği onun hoşgörü kavramına olan vurgusu, hoşgörü tanımlaması, daha ondan sonra ne olursan ol yine gel diye meşhur olmuş sözü, bunlarla ilgili Mevlana'nın hoşgörü kavramına bakışıyla ilgili neler söyleyebilirsiniz? Bu zikrettiğimiz söz ona mı ait? Çok onunla meşhur olmuş ama sonradan farklı iddialar da bu konuda gündeme geldi. Şimdi tam şeyinden ortadan başlayalım. Kitabın ortasından evet. Konuşmaya başlayalım diyorsunuz. Peki. Aslında Mevlana'ya ait olup olmadığı konusu tartışmalı bir rübai. Gel gel ne olursan ol yine gel. İster mecusi, ister putperest, ister kafir olsan yine gel. Bizim kapımız ümitsizlik dergahı değildir. Üç kere tövbeni bozmuş olsan da yine gel diyor Mevlana. Aslında Mevlana'nın eserlerinde rastlamadığımız bir rübai Ebu Said Ebu'l-Hayr'a ait olduğu son zamanlarda sıkça dile getirilmeye başlandı. Ait olması olmaması benim açımdan çok büyük bir önem taşımıyor aslında. Çünkü mana itibariyle Mevlana'nın düşünceleriyle örtüşen bir dörtlük bu. Genellikle yani Mevlana'nın nasıl tanımlandığından girmiştik konuya. Mevlana'nın bu dörtlüğü en çok bildiğimiz dörtlüğü ve buradan hareketle Mevlana ile ilgili bir tanımlama yapılıyor zaten. Bu dörtlüğe bakarak Mevlana'yı işte dinler üstü, İslam dışı, din dışı, hümanist tanımlayanlar var, filozof diye tanımlayanlar var. Bu tanımdan hareketle benimseyenler ve karşı olanlar evet. var.
Dolayısıyla sadece bu şiire bakarak Mevlana'yı tanımlamak zaten eksik olur. Ama şiiri de doğru anlamak lazım. Mevlana'yı doğru bir yere oturtmak mesela için. Mesela biz orada o şiiri duyduğumuz zaman halk arasındaki şeyi söyleyeyim. Yani herkesi olduğu gibi kabul etmek. Her ne yapıyor olursa olsun herkesi olduğu gibi kabul etmek. Herkesi sofrasına yahut meclisine buyur etmek anlamında. Yani belki yanlış yolda olabilir ama gel ne olursan ol. Gel diyor yine de. Böyle bir anlam mı var? Yoksa böyle anlamak istiyoruz galiba. Evet orada bir davet var. Mevlana bir davet yapıyor bu sözde eğer Mevlana'ya ait kabul edersek. Neye çağırıyor? Bir ki insanlığa bir davet söz konusu. Bütün insanlar kim olursa olsun. Hangi millet, hangi din, hangi ırktan olursa olsun bütün insanlığa bir davet var. Peki nereye çağırıyor bir davet varsa? Herhalde Konya'ya değil. Herkes Konya'ya kalkıp gidiyor ama Konya'ya değil. Kendi bulunduğu, kendi yaşadığı güzelliklere çağırıyor. Nedir Mevlana'nın içinde bulunduğu güzellik, güzel hayat? İslam dini çerçevesinde oluşmuş olan tasavvufi hayat. Dolayısıyla onun çağırdığı, ha bir de şuna da dikkat etmek lazım tabii. Orada gel gel diye çeviriyoruz biz onu ama baza bazadır. Farsça'da baza dön gel, vazgeç gel, bırak olduğun hali bırak da gel manasına sahip. Yani mecusiyi, putperesti, kafiri çağırıyor tabii ki Mevlana ama olduğun gibi kal demiyor ki. Gel de olduğun gibi kal demiyor. Gel bak biz sana ne güzellikler göstereceğiz. Evet bizim hali halimizi gör, bizim güzelliğimiz de güzelleş sende diye çağırıyor. Evet. 100 kere tövbeni bozmuş olursan ol yine gel. Genellikle mesela İslami çevrelerden Mevlana'nın bu dörtlüğü dolayısıyla Mevlana'ya biraz şöyle neyzen bakışı, uzaktan bakış söz konusudur ama İslam'a çok da aykırı değildir bu söz ki. Evet. Değil mi? Son nefese kadar tövbe kapısı açıktır. Eğer bu söz bu anlamıyla belki anlaşılsa 100 kere tövbeni bozmuş olsan da yine gel diyor yani. Sonsuza kadar sürecek bir tebliğ mesajı gibi yani. Kesinlikle ki Mevlana'yı sadece bir şiiriyle değil bütün eserleriyle birlikte değerlendirmek lazım. Dolayısıyla ne der Mevlana bir başka sözünde? Benim bir ayağım İslam dini, bir pergel gibi İslam dininde sabittir. Diğer ayağım 72 milleti dolaşır der. Yine bir başka rübaisinde ben bendeyi Kur'anem. Ben hayatta olduğum müddetçe Kur'an'ın kuluyum, kölesiyim der. Peygamberin ayağının tozuyum der. Kim benden bunun dışında bir söz nakledersek o sözden de o kimseden de muzdaribim der. Dolayısıyla bir bütün içerisinde değerlendirmek lazım Mevlana'yı. Zaten bütün düşüncelerini eserlerinde vermiş. Divan-ı Kebir'inde, Mesnevi'sinde, diğer mensur eserlerinde. Eserlerinden hareketle tanımak lazım böyle şahsiyetleri. Hocam hoşgörü demişken sanki bir de bu hoşgörü kavramına şöyle bir atıf var. Mesela birisi sizin bir yanağınıza bir tokat atsa diğer yanağınızı çevirin. Tepki göstermeyin, refleks göstermeyin anlamında çıkarılıyor. Mevlana'ya atfediliyor böyle bir anlam. Bununla ilgili zannediyorum sizin bir sözünüzü okumuştum. Mevlana'nın yetkiye nasıl etki göstermekle ilgili bir sözü vardı. Yani tabii ben o konuda biraz da espri de yaparak şöyle diyorum. Biz Mevlana'nın hoşgörüsüyle Ajda Pekkan'ın hoşgörüsünü birbirine karıştırıyoruz. Hani hoş görsen affet gitsin aldırma diye bir şarkısı vardır Mevlana'nın. Pardon Ajda Pekkan'ın. Mevlana'nın hoşgörüsü öyle değil aslında. O gerekli yerlerde gerekli tepkilerin verilmesi gerektiğini savunuyor. Aslında yazmış olduğu eser de bizatihi böyle bir hani kafasına vur ekmeğini al, bırakın yapsınlar, bırakın istedikleri gibi kalsınlar manasında bir hoşgörü anlayışı değil. Güle gül ol, dikene diken diyor. Nura nur ol, nara nar diyor. Yani karşındakine ama şuna da dikkat çekmek lazım tabii. Aynı zamanda şunu da diyor. Dikensiz gün yoktur. Dikensiz gülü görmek herkes için çok kolaydır ama sen ol da dikende gülü gör diyor. Yani dikensiz gül olmayacağına göre her gülün bir dikeni olduğuna göre dikene değil de güle odaklan. O zaman biz Mevlana'nın hoşgörüsünü nasıl anlayacağız? İnsan olmak değeri dolayısıyla özü itibarıyla her insan kıymetlidir, değerlidir. Çünkü Allah insanı ahseni takvim üzere yaratmıştır. En güzel ölçülerde yaratmıştır. Ona kendi ruhundan üflemiştir. Bütün varlıklardan üstün tutmuştur. Eşref-i mahlukat olarak kabul etmiştir. Efendim yeryüzünde kendi halifesi olarak tatif etmiştir, yüceltmiştir. Dolayısıyla
bu açıdan değerlidir insan. Hem İslam dinine göre hem tasavvuf düşüncesine göre. İşte Mevlana diyor ki madem ki insan böyle kıymetlidir ama insan aynı zamanda nefis sahibi, hata da yapabilir. Dolayısıyla bu hataları sevgi temelli bir eğitim anlayışıyla düzeltmek mümkün. Onu hata yaptı diye tamamen dışlamak, tamamen suçlamak ve cezalandırmak değil. O özündeki iyiyi ortaya koymak, özündeki iyiye odaklanarak onu ortaya çıkarmak önemlidir diyor. Ve şey der, yine çok meşhur sözlerinden birisi, ayıpsız dost arayan dostsuz kalır. Hiçbirimiz ayıpsız, kusursuz değiliz, mükemmel değiliz. Mükemmellik sadece Allah'a mahsus. Dolayısıyla insanı kusurlarıyla ama kusuruna değil de özündeki iyiye odaklanarak yaklaşmak. Belki yaratıcının iyi vasıflarını, iyilik vasıflarını evet. O insanda görebilmek, evet. Ondaki iyiliklere odaklanarak o insan üzerinden yaratıcıyı görebilmek. Doğru. İyi odaklanmayı tavsiye ediyor bir anlamda. Yani hoş görmek biraz... burada aslında modern psikolojiye de çok güzel bir bağlantı kurmak mümkün burada. Modern psikolojide de eğitimciler, pedagoglar, psikologlar onu söylerler. Çocuğu yetiştirirken de yanlış davranışa odaklan. Yani çocuğu değil yanlış davranışı eleştirin evet. Şeklinde. Burada da Mevlana'nın tavrı bundan çok farklı değil aslında. Hocam bu toplumun özellikle Anadolu'nun mayasını çok büyük insanlar karmışlar. İşte Mevlana bunlardan en önemlilerinden bir tanesi. Türk toplumu da bence bu şeye çok müsait yani bu mayanın tutması için çok gerçekten güzel bir milletiz. Ben böyle düşünüyorum. Bu anlamda işte şimdi Mevlana'ya atfedilen işte Türk değildi, Moğol'du, Fars'tı, işte göçtü geldi Konya'ya. Bu hikaye ve bu söylediklerim üzerinden bize neler aktarırsınız? Tabii Mevlana'nın hem doğum yeri dolayısıyla hem eserlerinde kullandığı dil dolayısıyla bu tür iddialar daima gündeme gelmiştir. Bugün Afganistan sınırları içerisinde kalan Belh şehrinde doğmuş Mevlana. Dolayısıyla doğum yeri Afganistan olduğu için Afganlılar sahip çıkar. Eserlerini Farsça yazdığı için İranlılar sahip çıkar. Biz de nedense bir türlü sahip çıkmayız Mevlana'ya. Aa deriz Türkçe yazmamış, Türk değil o halde. Aa deriz Belh'te doğmuş meğerse Anadolu Anadolu'da doğmadığına göre Türk değil deriz. İşte hatta Moğol ajanı olduğunu söyleyenler var filan. Böyle bir değeri yetiştirmiş olmak ne kadar önemli iken maalesef aman bizim başımızdan alsınlar da Mevlana'yı sanki gitsinler der gibi bakıyoruz biraz. Doğduğu yer açısından düşünürsek eğer o bölge aslında o tarihlerde Türklerin çoğunlukta yaşadığı bir bölge. Dolayısıyla Mevlana zaten kendi şiirlerinde de söylüyor Divan-ı Kebir'inde yer alan bir rubaisinde. Ben aslen Türk'üm diyor. Şu notlarımdan o aslını okuyayım isterseniz. Evet, beni yabancı bellemeyin. Ben de bu ildenim. Sizin ilinizde kendi yuvamı aramaktayım. Düşman gibi görünsem de düşman değilim. Aslım Türk'tür ama Farsça söylüyorum. Aslen Türkes de gerçi Hindu güyem diyor. Dolayısıyla bunu kendi dilinden ifade ettiğine göre Türk olmadığını kabul etmek ne kadar doğru bilemiyorum. Farsça yazmasına gelince tamamen o dönemle ve o coğrafyayla ilgili bir durum. Biliyorsunuz 13. yüzyılda Selçuklu Devleti Anadolu'da hakim. Hem Büyük Selçuklu Devleti'nde hem Anadolu Selçuklu Devleti'nde devletin resmi dili Farsçadır. Dolayısıyla bütün yazışmalar Farsça yapılmıştır. Edebi eserler Farsça. Belki izleyicilerimizin aklına böyle bir soru gelebilir. Bir Türk devletinin resmi dili neden Farsça olsun? Bununla ilgili ne söylemek lazım? Siz edebiyatınızı... Tarihçilere bırakmak lazım belki bu konunun sebeplerini. Dönemin şartları içerisinde değerlendirmek gerekiyor herhalde. Türklerin İslamiyet'e girişiyle acaba bir alakası olabilir mi? Yani biz de... Etkiye açık bir milletiz biliyorsunuz yani. Bütün kültürlere kendimizi sonuna kadar açmışız. Doğu kültürüne, Batı kültürüne. Kompleksiz olduğumuzu da gösteren bir özellik aslında. Yani herkese... Güveniyoruz herhalde kendimizi. Biz bozulmayız diye düşünüyoruz. Yani bir yandan Arapçanın etkisi var. Dini ve ilmi eserler Arapça yazılıyor. Bir yandan edebiyat dolayısıyla Farsçanın etkisi var. Edebi eserler Farsça yazılıyor. İşte 13. yüzyılın ortalarına gelinceye kadar pek Türkçe eser yok. Dini, ilmi, edebi. Daha çok sözlü kültürde yaşıyor Türkçe. İşte Yunus'la başlıyor. İşte Dede Korkut hikayeleri falan var.
Dolayısıyla Mevlana da bu şartlar içerisinde eserlerini Farsça yazıyor. Ama bakın Allah'ın takdirine ki eserlerini Farsça yazmış olmasına rağmen bu coğrafyada Türk dilini, Türk edebiyatını, Türk musikisini, Türk sanatını, Türk kültürünü en çok etkileyen isim olmuş Mevlana'nın eserleri. O öyle olmuş. Bu da Mevlana bizi etkilemiş, milletimizi, bu coğrafyayı etkilemiş. Belki etkisi sınırları aşmış, zamanları aşmış. İşte buradan Avrupa'ya ve dünyanın diğer yerlerine taşmış. Zamanları aşmış, yüzyıllardır söyledikleri yaşıyor, dillendiğini dolaşıyor. Eserleri en çok tanınanlar arasına giriyor. Mevlana hala o düğün gecesinde diğer tarafa göç ettiğinden beri etkisini devam ettiriyor. Evet, fakat 800 yıldır. 800 yıldır, aynen. Mevlana'yı da bir etkileyen var, Şems. Mevlana zikredildiğinde sanki Şems olmadan olmuyor. İlla Şems konuşulması lazım. Şems kimdir, Mevlana'yı ne kadar etkilemiş, nereden gelmiş? Çünkü Şems'le ilgili de o kadar çok efsane dolaşıyor ki. Bir de bu aralar toplumun Mevlana'ya olan ilgisi, edebiyatçıları da edebiyat üzerinden belki bir şeyler kazanmak isteyenleri de bu alana yöneltiliyor. İşte Mevlana'nın romanları, tarihi romanlar yazılıyor. Şems'e işte cirayet romanları atfederler vesaire. Evet, evet. Böyle Şems'le ilgili böyle bir şey var, furya var açıkçası. Neler söylersin? Tabii Şems'in, Şems'in tarihi şahsiyetiyle ilgili elimizde çok net bilgiler yok aslında. Onun bir Melami Kalenderi meşrep bir derviş olduğunu biliyoruz. Mevlana'yı çok derinden sarstığını biliyoruz. Mevlana'yı Mevlana yapan önemli isimlerden birisi olduğunu biliyoruz. Ama şunu da belirtmek lazım belki. Sadece Şems'e borçlu değiliz biz Mevlana'yı. Çünkü Mevlana çok iyi bir eğitim alıyor. Bir kere babası Belh'in en önemli alimlerinden birisi, Sultanül Ulema diye tanınıyor, Bahaüddin Veled. Şeyde Belh'ten ayrılıp Konya'ya, önce Karaman'a geliyorlar, sonra Konya'ya, Sultan Alaaddin Keykubat'ın daveti üzerine Konya'ya geliyorlar. Dolayısıyla Selçuklu'nun başkentinin en önemli alimlerinden birisi, müderrisi. Yanı sıra Bahaüddin Veled'in öğrencisi Seyyid Burhanettin Tirmizi, Mevlana'nın babasının vefatından sonra hocalığını üstlenmiş. Hem dini ilimleri hem tasavvufi bilgileri bu iki kanaldan alıyor zaten. Ama Şems ne yapmıştır? Ona tasavvufu bütünüyle öğreten kişi değil ama ondaki o aşk ateşini belki tutuşturan isim diyebiliriz. Onun bütün bilgilerini sarsmış, yeniden sorgulamasına sebep olmuş belki. Hatta şey denir, hani belki Şems'le tanışmasaydı tasavvuf dersleri veren bir müderris olurdu. Ama böylesine aşık, cerbezeli bir mutasavvuf olmayabilirdi. Şems'e bunu borçluyuz. Evet, hayatını nasıl kaybettiğiyle ilgili tabii yine elimizde çok kesin bilgiler yok. Öldürüldüğüne dair, ortadan kayboluyor. Öldürüldüğüne dair bazı rivayetler var. Çok net bilemiyoruz bunu tabii. Şeyde okumuştum, İslam'ın Güler Yüzü kitabında. Profesör Doktor Eva Dovitra'yı Meyrovic. Evet, Meyrovic. Onun kitabını okumuştum. O da bir işte Mevlana aşığı, Şems aşığı gelmiş. Anadolu'yu karış karış dolaşmış. Onların izini takip etmiş. Konya'da hatta işte Şems'in öldürdüğünü iddia ettiği bir yer var. Bir cami, şimdi ismini tam hatırlayamadım. Buranın altında işte bir titreme hissettiğini sayın ediyor. Ben o kitabı okurken biraz böyle hakikaten heyecanlanmıştım. Demek ki insan aşığı olduğu bir şeyle gerçekten maddi alemi çok ötesinde başka hisler kurabiliyor. Evet. Burada Mevlana'nın bilim yolunu ortaya çıkarması bakımından bir anlamda belki aşkı, bilim aşkı da var yani. Sadece tasavvufi, sevgi ve hoşgörü yönü öne çıkartılması değil de belki bilim yönü de öne çıkartılması gerekebilir diye düşünüyorum. Çünkü yine o İslam'ın Güler Yüzü kitabından aktarayım notları. Orada bazı fizik alimlerinin, bazı fizik profesörlerinin, özellikle Einstein'ı da etkileyen fizik profesörlerinden bahsediyor. Sizlere şimdi aklımda değil. Onların çağımızda ya da yakın zamanlarda daha bilimsel gelişmelerle beraber keşfettiği şeyleri Atom mesela. Evet, bunlardan bahsetmesi çok önemli. Kainatta her şeyin döndüğü
teorisi mesela. Evet, bu tezler çok ilginç şeyler. Yani zerreden küreye her şeyin dönüşe bağlı olduğu. Evet, evet. Bu düşünce beni gerçekten çok etkilemiştir. Mesela atom dönüşü, işte bir dönüş olması için cisimlerin arasında bir boşluk olması lazım. Temas etmiyor olması lazım. Eğer atom içerisinde dönen bir şey varsa, her şey dönüyorsa, aslında bugün bitişik gördüğümüz her şey biraz birbirinden ayrık olması lazım hareket için. Sonra daha büyük bir anda işte dünya dönüyor. Tabii yani. Anladığımız manada bir pozitif bilim alimi değil Mevlana aslında. Ama işte Allah dostlarının bazen böyle kerametleri olabiliyor. Bence onun asıl etkisi toplum hayatına yönelik olarak bıraktığı izler, özellikle tamamen yozlaşmaya başlamış olan bir din anlayışına getirdiği yeni soluk, yeni nefes, yani adeta Kur'an'ın unutulmaya yüz tutmuş ilkelerini canlandırıyor Mevlana. Kur'an'ın nuru olan ahlaki değerleri canlandırıyor. Mesnevisiyle, Mesnevi'de anlattığı hikayeler vasıtasıyla bunu gerçekleştiriyor. Bu çok önemli bir şey aslında. Bize hangi değerleri daha çok kattı? Mesela hikayelerinde neyi ön plana çıkardı? Hikayelerinden de aklınızda olan varsa örnekler verebilir misiniz? Yani evet, bu Mesnevi en önemli eseri zaten. Evet, ya da dolayısıyla kısa bir reklam arası verin. Reklamdan sonra bunları konuşalım. Hay hay. Değerli izleyicilerimiz, Doçent Doktor Gülün Yazıcı Hocam'la sohbetimize devam edeceğiz. İkinci bölümde Mevlevilik, Mesnevi ve Sema ile ilgili sohbetimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kısa bir ara tekrar birlikteyiz. Değerli seyircilerimiz, programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Saygıdeğer Hocam Doçent Doktor Gülün Yazıcı ile beraberiz. Mesnevi konusunu konuşmaya devam edelim hocam. Ara vermeden önce Mesnevi'deki hikayelerden bahsetmiştik. Mevlana'nın verdiği öğütleri, hikayelerle verişi ve o hikayelerdeki örneklikleri, neler anlattığı mesajlarını bize biraz aktarabilir misiniz? Evet. Mevlana'nın en önemli eseri Mesnevi, hepimizin kabul ettiği üzere. Mesnevi aslında bir nazım şeklinin adı. Daha uzun konuların anlatılmasında kullanılan bir nazım şekli. Her beyt kendi içinde kafiyeli olduğu için ikili manasında Mesnevi adını almış ama Mevlana'nın eseriyle de daha özel bir mana kazanmış. Daha çok onun eserini hatırlıyoruz Mesnevi deyince. Mesnevi 26 bin beytten oluşuyor. Çok da hacimli bir eser. 6 ciltlik büyük bir eser ve içinde Mevlana pek çok hikaye anlatıyor. Aslında Mevlana bu hikayeleri anlatırken hem ilhamını Kur'an'dan alıyor hem de yöntemini Kur'an'dan alıyor. Biraz böyle düzensiz gibidir Mesnevi. Okurken böyle dağılır gider sanki. Bir hikayeye başlar Mevlana, o hikaye gelişir orada bırakır onu başka bir hikaye. Böyle iç içe geçmiş halkalar halinde pek çok hikaye anlatır ama bu hikayeler birbiriyle ilgili hikayeler. Sonunda hepsini birbirine bağlar. Ve hepsinin sonunda bu hikayelerden, bu kıssalardan alınması gereken hissenin ne olduğunu. Yani kıssadan hisse esasına dayalı bir hikaye anlatma tarzı var Mevlana'nın. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de de pek çok kıssa anlatılır. Çünkü bu çok pedagojik bir yöntem aslında. Yani bir hakikati bu böyledir diye anlattığınız zaman, kuru kuru anlattığınız zaman insanlar çok da böyle munis gelmez, cazip gelmez. Ama bir hikaye vasıtasıyla anlattığınız zaman o hikayedeki karakterle, olaylarla insanlar kendilerini özdeşleştirirler ve şu doğrudur, şu yanlıştır demenize gerek kalmadan kendiliklerinden doğruyu bulurlar. İşte Mevlana böyle bir yöntem uyguluyor hikayelerinde. Birçok hikaye anlatıyor ve bu hikayelerin hepsi ilhamını Kur'an'dan alıyor. Yani her bir hikaye bir Kur'an ayetini, bir peygamber hadisini açıklar mahiyettedir. Dolayısıyla unutulmaya yüz tutmuş olan Kur'an ilkelerini adeta canlandırmıştır bu hikayeler vasıtasıyla. Bir hocamız adeta Kur'an'ı konuşturan adamdır der Mevlana için. Hakikaten kendi döneminin en önemli vasıtasıyla, edebiyatla, şiirle bunu yapmış Mevlana. Sanırım bu yüzyılda yaşamış olsaydı teknolojinin en ileri vasıtalarıyla bunu yapardı diye düşünüyorum. Yani çağın vasıtası neyse onunla Kur'an'ın unutulmaya yüz tutmuş ilkelerini anlatırdı. Ve anlatmış olduğu bu hikayeler vasıtasıyla bize bir insan-ı kamil portresi çiziyor. Kur'an'daki kıssalar da insan-ı kamil portresini çizer ve insan-ı kamilin en güzel örneği de Hazreti Muhammed'dir.
yaşayan örneği Hazreti Muhammed'dir. Mevlana'nın Mesnevisinde de işte bu insanı kamil oluşturacak olan bütün özellikler var. Adalet, doğruluk, dürüstlük, iyilik, kanaatkar olma, efendim, olduğu gibi görünme, göründüğü gibi olma, değil mi? Taklit ve riyakarlıktan uzak olma gibi, cömert olma gibi bütün bu ahlaki özellikleri kıssalar, hisseler ve bu hisselerden çıkarılacak kıssalar vasıtasıyla bize anlatıyor. Hikayelerden aklınızda olan var mı hocam? Bir tane bizimle paylaşabileceğiniz. Evet. Şöyle de bir yanı var. Mevlana'nın anlattığı bu hikayelere mizah da katıyor, hiciv de katıyor zaman zaman. Dolayısıyla esprili hikayeler. Mesela en önem verdiği konulardan birisi ehliyet ve liyakattir Mevlana'nın. İşte biraz önce bahsettik. Birlik fikri var. Aşk zaten ilahi aşk duygusu çerçevesinde bütün bu hikayeler anlatılıyor. Adalet, ehliyet, liyakat en çok önem verdiği konular. Mesela La Havle'yi yiyen eşek hikayesi. Çok güzel bir hikayedir o. Bir sufi, mesela onu da söyleyelim, niye bu kadar çok sufi hikayesi var Mevlana'nın Mesnevisinde. Mevlana mutasavvıftır diyoruz ama en çok eleştirdiği kişiler sufidir. Hani Mevlana'nın hoşgörüsünden bahsediyoruz. Mevlana bizim anladığımız manada bir hoşgörüye sahip değil. Eğer öyle olsaydı her şeye göz yumardı. Ama hayır, toplumda gördüğü aksaklıklara göz yummuyor. Tam aksine onları eleştirmek ve doğruyu göstermek için 26 bin beyitlik Mesnevisini yazıyor. Bir de zaten aklıma gelmişken onu da söyleyeyim. Mevlana'nın lakabı Celalüddin'dir. Yani biz onu uzun künyesiyle bilmeyiz. Mevlana deriz ama Mevlana Mehmet Celalüddin Rumi'dir. Celalüddin, yani o dönemde insanlara böyle lakaplar veriyor. Dinin Celali demek, yani Allah'ın Celal ismi. Kahar sıfatını ifade ediyor. Hani şey değil öyle, aman işte hoş göreyim, görmeyeyim filan. Evet, içinde. Evet. Mevlana hoşgörüyle meşhur olmuş ama isminde Celal sıfatı var. O da çok ilginç bir evet. Yani. İşte o hoşgörü bizim anladığımız manada boş vermek tarzında bir hoşgörü değil. Tam aksine onu dert ediniyor, onu nasıl düzeltirimin çaresini düşünüyor ve eserinde bunu kesinlikle, kesinlikle. La Havle'yi yiyen eşek hikayesine dönelim. Bir sufi bir tekkeye geliyor. Tekkeler o dönemde biliyorsunuz aynı zamanda konaklama işlevine de sahip. Han gibi bir görevi de var. Yani hem dini, tasavvufi eğitimin verildiği merkezler ama sosyal hayat açısından da pek çok işlevleri var. O gün orada geceleyecek. Tekkenin hizmetkarına eşeğini teslim ediyor. Diyor ki çok uzun yoldan geldik, eşeğim çok yorgun, yarın tekrar yola devam edeceğiz. Aman iyice dinlensin bu gece. Yemeğini ver, suyunu ver, tımarını yap, altına yumuşak ot ser. Ama bunların her birini söylediğinde uşak la havle diyor. Hani la havle, işimi sen mi bana öğreteceksin? İşte eşek tımar etmeyi senden mi öğreneceğim tarzında her lafında ama bunu söylüyor. Ondan sonra işte neyse sufi gidiyor yatıyor. Sabah kalktığında işte yola revan olacak. Gidiyor ahırdan eşeğini alıyor. İki adım atmadan eşek kapaklanıyor. Çünkü uşak sürekli la havle, la havle, işte ben işimi biliyorum, sen bana işimi mi öğreteceksin, eşek bakmayı senden mi öğreneceğim derken o diğer konukların hizmetleriyle uğraşıp unutuyor eşeği. Ne ekmeğini veriyor, suyunu veriyor, ne tımarını yapıyor, ne altına yumuşak ot seriyor, rahat uyumasını sağlıyor. Dolayısıyla bütün gece la havle yiyen eşek ertesi gün kapaklanıyor, secdeye varıyor. Bu ifadeyi de kullanıyor. Çünkü burada Mevlana'nın eleştirdiği bir takım içi boşaltılmış dini tabirleri kullanan insanların çok da işinin ehli olduğuna güvenmeyin diyor. Yani orada la havle diyerek veya işte selam sözünü kullanarak, selamun aleyküm sözünü kullanarak, maşallah, inşallah sözlerini kullanarak, bunların için boşaltılmış haliyle kullanarak belki kendisini farklı gösteriyor o kişi ama aslında o işin ehil ve layıkı değil.
Bununla çok ilgili Mevlana hemen hemen bütün hikayelerinde ehliyet ve liyakat konusuna dikkat çekiyor. Bir yandan böyle olumsuz örnekler üzerinden bunu anlatıyor. Toplumda yaşanan olumsuz örnekler, aksaklıklar üzerinden anlatıyor. Bir yandan da nasıl olunmasını gerektiği olumlu örnekler üzerinden anlatıyor. Mesela Ayaz da olumlu bir örnektir. Sultan Mahmud'un kölesi Ayaz. Onu da anlatayım isterseniz, olumlu bir örnek olsun. Sultan Mahmud'un Ayaz isminde bir kölesi var ve o köleye 30 kişinin maaşına denk maaş veriyor. Etrafındaki beyler bunu garipsiyorlar. Merak edip bir gün soruyorlar, neden 30 kişilik maaş veriyorsun Ayaz'a diye. Bu soruya o anda cevap vermiyor Sultan Mahmud. Bir süre sonra hep birlikte beyleriyle beraber ava çıktığında işte ileriden bir kervan geldiğini görüyorlar. Beylerden birisine diyor ki, git sor bakalım diyor, bu kervan nereden geliyormuş. Bey gidiyor, soruyor, geliyor. Rey'den geliyormuş diyor. Peki diyor, nereye gidiyormuş? Bey susup kalıyor çünkü onu öğrenmemiş. Sadece nereden geldiğini biliyormuş. Diğer beye söylüyor, git bakalım nereye gittiğini öğren. O da diyor ki işte Tebriz'e gidiyormuş. Peki diyor, yükü neymiş? Cevap yok. Diğer beyi gönderiyor, yükünü öğreniyor. Peki diyor, kaç kişi varmış kervanda? O da onu bilemiyor. Yani sadece sorulan kısım öğreniliyor, geliniyor ama daha fazla bilgi yok. Daha fazlasını alamıyor Sultan Mahmud cevap olarak. Bunun üzerine Ayaz'a dönüyor. Ayaz diyor, git bak bakalım şu kervan nereden gelip nereye gidermiş. Ayaz diyor ki, efendim kervan görünür görünmez sizin merak edeceğinizi tahmin ettiğim için hemen gidip bilgi topladım. Kervan şuradan geliyor, şuraya gidiyor. İşte içinde şu kadar yük var, şu kadar insan var, şu kadar zamandır yoldalar falan. Bütün ayrıntısıyla anlatıyor. Sultan Mahmud da dönüyor, anladınız mı ben Ayaz'a niye 30 kişilik maaş veriyorum diye. Onlar da tabii mahcup oluyorlar bu durumda. Bir toplumda ehliyet ve liyakat ne kadar önemli tabii. Olması gerektiğini Mevlana bu hikayesiyle de vurgulamış. Hem din işlerinde hem dünya işlerinde, değil mi? Bütün toplum hayatında ehliyet, liyakat çok önemli. Çok önemli. Belki de bu kadar önemli noktalara temas etmesi Mevlana'yı çağlar ötesine taşıdı, kıtalar ötesine taşıdı. Kesinlikle. Bugün işte Avrupa'da en çok satılan eserler arasında olduğu söyleniyor Mesnevi'nin. O topluma da demek ki hitap ediyor. Yani sadece bizim coğrafyamızda yaşayan insanlara değil. Herhalde toplumlar, milletler birbirine benzer. Hastalıklar, şifalar birbirine benzediği gibi muhtemelen. Avrupa'yı da bu kadar etkiliyor ki diye düşünüyorum. Mesnevi okuyorlar. Orada bu kadar rağbet olmasıyla ilgili sizin yorumunuz nedir hocam? Yani tabii Mevlana insanın gönlüne seslenen, özüne seslenen bir mütefekkir, bir aydın, entelektüel şahsiyet. İster doğuda olsun, ister batıda olsun insanların ona yönelmesinde belki böyle bir hareket noktası söz konusu olabilir. Çünkü İnsanlık tarihiyle beraber düşünmek lazım bunu. İnsanın bu kainattaki en önemli problemi varlık problemi. Ben kimim? Nereden geldim? Nereye gidiyorum? Yaratıcı karşısındaki konumum nedir? Bu alemde benim varlık sebebim nedir? Değil mi? Hep bu soruların cevabını arıyor. Din yoluyla, felsefe yoluyla, tasavvuf yoluyla bu sorulara cevap vermek istiyor. Dolayısıyla Mevlana da işte o insanın gerçeğini buluyor, özünü, hakikatini buluyor insanlar. Bizim bütün tasavvuf geleneğimizde bu vardır. Mesela Yunus ne der? İlim, ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsin. Bu nice okumaktır. Okumaktan mana ne? Kişi hakkı bilmektir. Yani insanın bu dünyadaki bütün çabası kendini tanıması ve kendinden hareketle de Rabbi tanıması, Allah'ı tanıması. Dolayısıyla Mevlana eserleri vasıtasıyla insanlara bu yolu açıyor. Belki böyle bir ihtiyaçtan dolayı yönelme olabilir diye düşünüyorum. Belki yani daha mı dejenere diye düşünüyorum acaba toplum ya da daha mı çok ihtiyacı var? Mesela biz Mesnevi'yi severiz. Mevlana mı dejenere, toplum mu dejenere? Batı toplumunun daha fazla yönelmesiyle ilgili olarak bunu ifade etmek istiyorum. Mesela biz Mesnevi'yi severiz, Mevlana'yı severiz. Benimkilerini öyle zannediyorum ki çok böyle rağbet gösterip okumayız. Yani halk arasında çok böyle... Pek sevdiğimize de katılmıyorum ben Mevlana'yı. Çok tanıdığımıza da katılmıyorum aslında. Tanıyorsak da Mevlana hakkında bildiklerimiz de genellikle yanlış bilgiler aslında. Seven var.
var, sevmeyen var. Tabii sevmeyen belki daha fazla. İnşallah, inşallah ama doğrusu bizim çok da bir rağbetimiz yok Mevlana'ya. Hani genellikle Aralık ayında böyle bir Mevlana muhabbeti artar. İşte 17 Aralık, Şebi Arus dolayısıyla daha fazla gündeme gelir. Biraz 2007'den itibaren daha fazla gündeme gelmeye başladı. Çünkü ölümünün 800. yıl dönümü, doğumunun 800. yıl dönümüydü. UNESCO tarafından Uluslararası Mevlana Yılı kabul edildi. O dönem pek çok etkinlik yapıldı, eserleri pek çok dile çevrildi, pek çok yayın yapıldı Mevlana ile ilgili. Biraz daha fazla gündeme geldi. Ama biz normalde Aralık ayından sonra unuturuz Mevlana'yı. Batı toplumunun daha çok rağbet göstermesinin bence dejenerelikle alakası yok. Çünkü bizim daha az dejenere olduğumuzu da düşünmüyorum doğrusu. Aşağı yukarı aynı noktada. Belki şu olabilir. Refah düzeyi daha yüksek toplumlarda. Şimdi tek kaygısı karnını doyurmak olan bir insan varlık problemini sorgulamaz. Yani asıl önceliği onun ekmektir çünkü. Değil mi? Hayatta kalabilmek için hayatı idame etmek. Öncelikli ihtiyaçlar. Dolayısıyla belli bir refah düzeyine ulaşmış olan insanlar işte her şeyi var. Ama hala bir boşluk var içinde. Bunu doldurmak için böyle bir maneviyat arayışı. Yani bütün sadece şeyde değil ki, bizim coğrafyamızda değil ki, bütün dünyada insanlık tarihiyle yaşıttır mistik eğilimler. Her dinde, her inanışta, her düşünce sisteminde mistik eğilimler vardır. İnsanın bir ihtiyacıdır o aslında. Belki onun yönlendirmesiyle diyebiliriz. Mevlana'nın hayatını konuştuk, etkilerini konuştuk. Çağı aşan bir alim ve mütefekkir ve mutasavvıf olduğundan bahsettik. Ölümüne geldiğimizde Mevlana alışılagelen bir şekilde değil de alışılagelenin aksine Şebi Arus diyor, düğün gecesi diyor. Normalde korktuğumuz ölüme, istemediğimiz ölüme. Yani ölümü isteyen insan gördüğümü hatırlamıyorum. Şebi Arus diyor, düğün gecesi diyor. Bundaki hikmet ne olabilir? Aslında sadece Mevlana'ya mahsus bir bakış açısı değil bu. Genellikle tasavvufun ölüme bakış açısı çerçevesinde anlamak lazım bunu. Tasavvuf düşüncesinde insan bu dünyada gurbettedir. Sevgiliden, yani Allah'tan ayrıdır. Dolayısıyla nihai hedefi yeniden sevgiliye kavuşmaktır. Ölmek bu kavuşmanın en kestirme yolu. Ama ölmeden de zaten bütün tasavvuflar bu dünyadayken de Allah'a kavuşmanın yollarını ararlar. Ölmeden önce ölünüz hadisi da referans alınır hatta. Dolayısıyla Mevlana'nın da düşünce dünyasında ölümün böyle bir karşılığı var. Sevgiliye kavuşmak, Allah'a kavuşmak manasında olduğu için düğün gecesi diye anıyor onu. Çerçevede. Şu an mesela günümüzde mevlilik diye anılan bir kavram var. İşte buna bağlı olarak yapılan kültürel etkinlikler var. Sema törenleri var. Mevlana mevlilik diye bir tarikat oluşturdu mu? Yahut oluşturduysa işte halen var mı, devam ediyor mu? Mevlana mevlevi miydi ya da? Mevlana mevlevi miydi, aynen. Değil mi? Böyle bir soru belki biraz tuhaf bir soru gibi duruyor ama. Hazreti Peygamber sünni miydi sorusu gibi abes bir soru aslında tabii ki. Yani bunu bütün tarikat büyükleri için belki düşünmek lazım. Yani Hacı Bektaşi Veli ne kadar Bektaşi ise, Hacı Bayramı Veli ne kadar Bayrami ise ya da Ahmedi Yesevi ne kadar Yesevi ise Mevlana da o kadar Mevlevi'ydi. Yani bu büyük mutasavvıfları evet tarikatın kurucuları gibi belki düşünüyoruz, algılıyoruz ama bunların hiçbirisi ben bir tarikat kurayım da etrafıma insanlar toplayayım da diyerek hareket etmemişler. Hatta Mevlana'nın düşünceleri kendisinin vefatından sonra oğlu Sultan Veled tarafından sistematize edilmiş, bir tarikat şeklinde dönüştürülmüş. İşte o Mevleviliğin bir takım rükünleri, ayinleri daha sonrasında, zaman içerisinde oluşmuş. Mevlevihaneler kurulmuş. Mevlana'nın düşüncelerinin bir öğreti olarak yayılmasına hizmet eden. Biz çok da önemli bir Mevlevihanenin kurulduğu şehirdeyiz biliyorsunuz. Aşağı yukarı Osmanlı coğrafyasının her köşesinde Mevlevihaneler kurulmuş. Bunların bir kısmı birer şube tarzında küçük dergahlar ama bir kısmı da Mevleviliğin bütün erkanıyla öğretildiği, derviş yetiştirilen, çile çıkartılan büyük Mevlevihaneler ki bunların sayısı 15 civarında bir tane
Mevlevihanesi de Gelibolu'da. Gelibolu Mevlevihanesi çok önemli bir yere sahip bu noktada. Dolayısıyla Mevlevilik ve Mevlana'yı birbirinden ayrı düşünmek lazım bence. Ve herhalde Mevlana bugün yaşıyor olsaydı, bu Mevlevilik adı altında yapılan işleri görseydi, ben böyle bir tarikat kurmadım ya da benim düşüncelerim ne hale gelmiş derdi. Mesnevi'nin ilk 18 beyti içerisinde der ki, herkes kendi zannınca bana yar oldu, kimse içimdeki sırları araştırmadı. Gerçekten de biz bugün hepimiz kendi zannımızca Mevlana'yı anlıyoruz. Dolayısıyla ne kadar doğru anladığımız da tartışmalı bir şey. Mevleviler de Mevlana'yı ne kadar doğru anlıyorlar bilmiyorum. İnşallah doğru anlıyorlardır. Doğru anlaşılması noktasında da işte kaynağımız Mevlana'nın eserleri tabii ki. Mesnevisi, Divan-ı Kebiri, Mensur eserleri olmalı. Onu anlattığı gibi anlamaya olabildiğince daha fazla gayret gösterdik. Umarız bu çabalar ulaşır, Mevlana daha iyi anlaşılır. Mevlevi ihaleler demiş ya hocam, sema törenleri tabii ki aklımıza geliyor bu noktada. Sema'nın da en önemli enstrümanlarından birisi ney işin içine giriyor. Tabii tarikat olması sürecinde mi girdi yahut ne zaman girdi bilmiyorum ama işte ney enstrümanıyla ilgili de efsanevi şeyler var. Yani Hazreti Ali'nin bir kuyuya bir sırrı fahş ettiği, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den aldığı bir sırrı fahş ettiği o kuyunun o coşkuyla taştığı, suların taştığı, işte sazların çıktığı, o sazlıkta büyüyen sazlardan birinin rüzgarın esmesiyle bugünkü ney sesine benzer bir ses çıkardığı vesaire, neyin oluşumuyla ilgili böyle bir hikaye anlatılıyor. Neler söylersiniz? Neyin ne zaman dahil olmuş bilginiz var mı? Yahut sema törenleriyle alakalı? Şimdi Mevlana'nın hayatına baktığımız zaman onun musikiyle çok yakın bir ilişki içinde olduğunu görüyoruz. Yani kendisi hayattayken rebap ve kudüm çalıyor. Neyin Mevlevilikte bu kadar önemli olması ise Mesnevi ile alakalı. Çünkü Mesnevi neyin hikayesini anlatır. Dinle neyden diye başlar. Neyin oluşum macerasını anlatır. Aynı zamanda bu ne insan-ı kamilin sembolüdür. Neyin sazlıktan sazların kesilip de ney olmasına kadar ki geçen o süreç insanın insan-ı kamil olma aşamasına gelmesinde başından geçenleri anlatır aynı zamanda. Dolayısıyla neyin Mevlevilikte böyle bir özel yeri var. Daha sonraki sema törenlerinde de kullanılmış, işte neyin üflenmesiyle başlıyor sema törenleri. İnsan yaratılmadan önce bütün ruhlar yaratıldı. Ruhlar hepsi bir alemdeydi. Sonra oradan işte ruhlar tek tek dünyaya gönderildi. Neyin sazlıktan koparılması ve asli vatandan ayrılmayı sembolize eder. Böyle bir o hüzünle sanki sesi çıkıyor gibi, o ayrılığın hüznüyle. Evet, çok yanıktır tabii neyin sesi. O yanıklık içinin aşkla dağlanmasıyla da ilişkilendirilir. Çünkü neyin yapılması için o sazlıktan kopartılan kamış önce güneşin altında kurutulur. Sonra içi dağlanmak suretiyle o lifli kısımları temizlenir, içi boşaltılır. Tasavvufta da boşalmadan dolmak yoktur denir. Yani gönlü önce masivadan, dünyaya ait bütün ilgilerden temizlemek lazım ki orası Allah ile de olsun, Allah tecelli etsin gönülde. Dolayısıyla neyin ile böyle bir paralellik kuruluyor, bir özdeşleşme. Mesnevi neyle başlıyor? İşte ney de insanı remz ediyor gibi orada. Bu anlamda da Mesnevi herhalde sembolizmalarla dolu. Yani orada anlatılan hikayeleri belki sadece hikaye oluşlarıyla değil, hikayelerindeki kahramanların gerçek hayatta nereye denk düştükleriyle ilgili, neleri öne çıkardıklarıyla ilgili zannediyorum değerlendirmek lazım. Tabii zaten bu sebeple pek çok şerhleri yapılmış Mesnevi'nin. Yani hem Farsça olduğu için Türk insanının bu eserden istifade etmesi amacıyla Türkçe'ye çevirileri yapılmış. Türkçe, Arapça ve Farsça şerhleri yapılmış. Bütün Mesnevi şarihleri yetişmiş. Pek çok Mesnevi şarihi yetişmiş. Bu sembolleri anlatmışlar onlar orada. Yani bu hikayeden ne anlamak gerekir? Tasavvufi manası nedir? Şeklinde. Mevlana sema yapmış hocam. Hayatında birkaç defa sema yaptığı rivayet edilir ama
Mevlana'yı ve Mevleviliği sadece semadan ibaret görmemek lazım. Yani evet, çok görsel bir şov adeta. İnsanların da çok hoşuna gidiyor. Zaten şeylerde de, günümüzde de artık böyle zaman içerisinde bir estetik de kazanmış. İşte hem semazenlerin kıyafeti itibarıyla çok önemli Mevlevi musiki şinaslar yetişmiş, çok önemli Mevlevi ayinleri bestelenmiş. Musikimizin en önemli eserleridir Mevlevi ayinleri. Dolayısıyla hepimizde derin izler bırakıyor bu. Ama belki insanların Mevlana'yla ve Mevlevilikle tanışmasına da vesile oluyor. Ama Mevlana'yı ve Mevleviliği sema törenlerinden de ibaret kabul etmemek lazım, ibaret görmemek lazım. Asıl bize Mevlana'yı tanıtacak olan Mevlana'nın eserleridir, Mesnevi'dir. Ki biliyorsunuz sema törenleri ne kadar da günümüzde aslında uzaklaştırılmış bir şekilde sadece bir görsel malzeme olarak kullanılıyor. Yani sünnet düğünlerinden evlilik merasimlerine kadar birçok alanda maalesef sema törenleri görebiliyoruz. Maalesef. Bunu bilmiyorum, yani bunun çözümü var mı, yoksa bunun çözümü sadece bilinçlenmekten mi geçiyor? Yani Mevlevilik gibi yahut Mevlana'dan geldiğini iddia ettiğimiz bir ekolün bir ayin değil, bir ayin özelliğini, yani ayinin bir parçasını böyle kendi günlük merasimlerimizin içerisinde bu şekilde taşımak artık ne kadar doğru, bunu herhalde bilinçlendikçe aşacağız diye düşünüyorum. İnşallah. Rağbet görüyor, ilgi görüyor. Yükselen değer. İnsanlar bir şekilde bunun peşinden gidiyorlar maalesef. Bir de hoşgörü diye yani, herhalde Mevlana'ya dönen ilk gördüğü güzel. Herhalde hoşgörüdür diye yapılıyoruz. Aslında çok da hoş görünmüyor. Bununla ilgili bir genelge var. Kültür Bakanlığı sema törenleriyle ilgili, semanın aslına uygun yapılmasıyla ilgili bir genelge yayınladı. UNESCO tarafından da kabul edildi zaten. Semanın somut olmayan kültürel miras olarak listeye alındı. Dolayısıyla aslında Kültür Bakanlığı'nın bunun denetimini, kontrolünü yapması, takipçisi olması gerekiyor. Ama maalesef nereye yetişsin? Bunun için özel bir görevli yok. Dolayısıyla şehrimizde de olmak üzere pek çok yerde asli mekanının dışında sema töreninin rükünleri, erkanı uygulanmaksızın yapılan sema töreni diyemeyeceğimiz, zaten sema gösterisi falan diyorlar onlar yaptıklarına, o tür uygulamalar var. Şimdi ben Mevlana, özür dilerim, bir sema ayini şerifinin başlaması, o ayinin giriş musikisi, onları dinlediğimde, açıkçası çok uzun süre dinleyemedim yani, oradaki değil, 15-20 dakika falan, ama daha uzun sürdüğü zaman hakikaten herkesin dinleyebileceği bir şey değil yani. Bugün baktığımızda daha çok Yunus Emre ilahileri, toplum bildiği ilahiler üfleniyor. Evet. Ve o neylerle zaten beraber bir dönüş yapılıyor. Zaten savunmaları o öyle, o grupların, yani diğerinden halk sıkılıyor. Mevlevi sanatı, Mevlevi kültürü çok estetiktir. Çok ince bir zevkin ürünüdür. Yani bir kulak terbiyesi lazım. Onunla eğitilmiş olmak lazım. Dediğim gibi yani Mevlevi musikisi hakikaten bizim musiki tarihimizin en gelişmiş örnekleri. Hatta bütün sanatlarımız açısından düşündüğümüzde öyle. Yani o kadar çok Mevlevi şair var ki, Türk Edebiyatı'ndan onur çıkardığınız zaman edebiyat tarihi boşalır neredeyse. Mevlevi bestekarlar için aynı şekilde. Güzel sanatlarda hattatlar, tesipler, müzehipler, pek çok minyatür sanatkarları var. Yani onları çıkardığınız zaman sanat tarihinden adeta geriye bir şey kalmıyor. Dolayısıyla çok gelişmiş bir sanat zevki söz konusu Mevlevilik içerisinde. Böyle de bir katkısı var Mevlevilik. Aslında yani benim bu noktadaki eleştirim böyle salt, işte sema başka bir yerde yapılmasın vesaireden ziyade, yani onun ifade ettiği bir mana var. Tabii. O manaya saygı duyulsun. Yani o mana ait olduğu yerle beraber tam anlamıyla ifade edilebilir diye düşünüyorum. Evet, şimdi, evet, tabii. Semazen dediğimizde, semazenin ayrı bir kıyafeti var, işte başında sakisi var. Bunların bir sembolizması var, ifade ettiği bir değerler. Onlarla ilgili malumat mı hocam?
bize bir şeyler paylaşabilir misiniz? Yani evet işte Tennure'nin, Semazen'in kıyafetinin kefeni sembolize ettiği, başındaki sikkenin mezar taşını sembolize ettiği tarzında yorumlar var ama ben çok da o sembolik manalara kapılmak gerekmediğini düşünüyorum doğrusu. Onlar sonradan çünkü eklenmiş manalar biraz da. Yani Mevlana'nın zamanında bu semazen kıyafeti yoktu zaten. Zaman içinde oluştu bunlar. Şöyle sorularıma bir bakıyorum. Size sormadığım bir şey kaldı mı diye. Evet hocam. Bir soru var. Onu da sormak istiyorum. Biz bugün Mevlana'nın şekliyle alakalı bir şey bilmiyoruz. Bildiğimiz figür var. Bağdaş kurmuş oturan bir figür var. Sakallı bir figür. Evet. Çok da böyle güzel bir oturuş var. Hakikaten insanları hoşuna gidiyor baktıkça. Kilolu değil mi? Evet, tombul da bir sanki Nasrettin Hoca adeta. Tesbih çekiyor. Evet. Acaba o kişi Mevlana mı? Değil tabii ki. Yani böyle tarihimizdeki bazı şahsiyetlerle ilgili pek çok tasvirler var. Hazreti Ali tasviri var. Hazreti Ali'nin kendisi gibi değildir. Gerçi Mevlana ile ilgili böyle bir resim yaptırma hadisesi anlatılır. Selçuk Sultanı'nın kızı Gürcü Hatun yanlış hatırlamıyorsam Mevlana'dan ayrılacağı zaman üzülür ve yanında bir suretini, tasvirini taşımak ister. Devrin meşhur Rum ressamı Aynüt Devle'ye rica eder bir resmini yapmasını Mevlana'nın. Aynüt Devle de resmini yapmak üzere Mevlana'nın karşısına oturur, çizmeye başlar. Ama bakar ki sürekli sureti değişiyor Mevlana'nın. Halden hale giriyor. Yani çizdiği hiçbir resim birbirine benzemiyor. Çizemediğini anlar, vazgeçer. Böyle bir şey var, menkıbe var Mevlana'yla ilgili. Yani dolayısıyla o şey, çizim Mevlana'ya ait değil tabii ki ama zihinlerimize böyle kazılmış. Ben çok da Mevlana'yı yansıtmadığını düşünüyorum. Yani riyazet ehli bir insanın yansıtmıyor o resim diye düşünüyorum. Hocam katıldığınız için, davetimizi kabul edip programımıza teşrik ettiğiniz için gerçekten çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür çok güzel ediyorum. Çok bir muhabbet oldu. İzleyicilerimizin de çok keyif aldığını düşünüyorum. İnşallah. Mevlana'yı, Mesnevi'yi, Şems'i bunların hepsini konuştuk. Belki şunu ekleyebilir miyiz? Özellikle hani günümüz çağını hep mesajını aşarak çağını günümüze kadar ulaştırdığından bahsediyoruz hep. Bugünün insanına ne anlam ifade ediyor Mevlana? Belki bundan çok kısacık bahsetmekte fayda var. Şöyle düşünüyorum ben. Mevlana'nın yaşadığı dönemle, yaşadığı dünya ile bugün içinde yaşadığımız dünya arasında aslında çok da büyük bir fark yok. Mevlana 13. yüzyıl Anadolu'sunda yaşadı. 13. yüzyıl Anadolu'sunda savaş var. Moğol istilası var. Savaşa bağlı olarak pek çok kıyımlar var. Katliamlar var. Açlık var. Kıtlık var. Hastalık var. Efendim düşmanlık var. Nefret var. İnsanın insana zulmü var. Adaletsizlikler var. Bugün bakıyoruz. 21. yüzyıla bakıyoruz. Aynı şey devam ediyor. Savaş, terör, açlık, haksızlıklar, adaletsizlikler, zulümler hepsi devam ediyor. Dolayısıyla bunlara bir çözüm önerisi vardı Mevlana'nın. Birlik fikri etrafında insanların aslında ikincil, üçüncül değerleri, insan olmaktan sonra gelen ikincil, üçüncül değerler olan işte dini, milleti, ırkı, dili, inanışı, bütün bunları bir tarafa bırakarak özündeki insan olmak değeri açısından birleşmelerini öneriyordu, tavsiye ediyordu. Bu noktada zannediyorum günümüz insanına. Ümmet fikriyle aslında bir anlamda var diye biliyorum. Yani bugün ümmet dediğimizde sadece... O zaman Müslüman olmayanları dışarıda mı bırakacağız? Hayır. Bir şey söyleyeceğim. Ben ümmet kavramının iki unsuru vardır diye biliyorum. Bir, Muhammedi olanları, Muhammed Aleyhisselam'a, Peygamber Efendimiz'e tabi olanları kuşattığı gibi bir de aslında geniş anlamıyla ümmet bütün insanları kuşatan bir kavram. Çünkü mesela bazı peygamberler için o ifadeyi kullanmıyor muyuz? İşte İsa peygambere ümmetinden çok az kimse iman etti. Yani o peygamberlerin gönderildiği toplumların tamamı olan ümmetleriydi. Dolayısıyla bizim peygamber efendimizin son peygamber olması hasebiyle bütün insanlığa gönderildiği için bütün insanlık aslında onun ümmeti. Bu anlamda biz ümmet fikrini en geniş anlamıyla Mevlana'nın
savunduğunu görüyoruz. Kesinlikle, yani. Kesinlikle. Yani zaten mesela Mevlana ile Yunus'u ben çok da birbirinden ayırmam. Biri Farsça yazmıştır, biri Türkçe yazmıştır ama düşünceleri özünde çok birbiriyle örtüşür. Yunus onu çok güzel ifade eder. Yaradılanı severiz, yaradandan ötürü. Mevlana da aynı şeyi söylüyor aslında. Ve pek çok noktada birleşiyorlar. İster Mevlana olsun, ister Yunus Emre olsun, ister Hacı Bektaş-ı Veli olsun, ister Hacı Bayram-ı Veli olsun. Hepsinin Anadolu'da mayaladığı o din anlayışının temelinde ahlak var. Yani ahlak temelli bir dil anlayışını, ahlak temelli bir Müslümanlık anlayışını bu toprağa yaymışlar. Belki yeniden o öze dönmek, yeniden o anlayışla bütün insanlığı kucaklamak gerekiyor. Zannediyorum pek çok günümüzün problemini çözmekte de, değil mi? Evet, bu kaynağa dönmek gerekiyor zannediyorum. Eyvallah hocam, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Dolu dolu bir program oldu. Çok güzel mesajlar verdiniz. Bize Mevlana'yı, Mesnevi'yi en güzel şekilde aktardınız. İnşallah. Biz istifade ettik. Öyle tahmin ediyoruz. İzleyicilerimiz de istifade etmişlerdir. Mevlana haftasını idrak ettik birkaç hafta önce. Tarih olarak da yakın bir tarihte böyle bir programı yapıyor olmak da güzel bir devamlık oldu. Tekrar davetimize icabet ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Estağfurullah. Ben çok teşekkür ediyorum davet ettiğiniz için. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Değerli izleyenler, kimse arası da programımızda bugün Koşan Doktor Gülgün Yazıcı hocamızla beraberdik. Mevlana'yı, Mesnevi'yi, Mevlevi'yi konuştuk. Çanakkale Eşabat yolculuğunda Türkiye'yi, Anadolu'yu, dünyayı mayalayan en önemli insanlardan, en önemli fikir adamlarından birisini Mevlana'yı konuştuk. Keyif aldığınız bir program olduğunu düşünüyoruz. Haftaya yeni bir programla bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a ısmarladık.